Arkadaşlar bu videomda sizlere geçenlerde bir arkadaşımla şu konuyu konuştuk. O konu hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi dedi ki eskiden dedi bana o berroş der genelde. YouTube yoktu dedi. Yoksa dedi biz de yüklerdik dedi. Tamam mı? Gerçekten yoktu. Biz okulda çalışırken YouTube diye bir platform yoktu. Yoksa biz ders anlatırken anlattığımız dersleri sizlere yüklerdik. Ondan sonra başka şeyleri, başka çekimleri de yüklerdik sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Arkadaşım böyle demesi, hani eskiden YouTube yoktu, yoksa bize yüklerdik demesi bana şunu hatırlattı. İbrahim Tatlıses'e muhabirin birisi ısrarla soruyor. İbrahim Bey niye okumadınız, niye okumadınız? Adamı delirttiler. En sonunda diyor ki, ya diyor oğlum diyor, Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik diyor. Şimdi doğru. Yani Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik? Doğru, doğru arkadaşlar. Gerçekten de doğru. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yanlış değil. Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik? Lafı doğru bir laf yani, yanlış değil. O zamanın koşullarında Urfa'da doğru düzgün okul yok. Şimdi adam nasıl gitsin? Türkiye'ye baktığınız zaman 1900'lü Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda, 1923'lü yıllarda Türk halkı cahil. Niye? Okur yazar oranı yok. Okullar çok fazla yok. Okullarda öğretmen yok. O yüzden direkt eskiden öğretmen atamaları olmuş ya, şimdi öğretmen atamalarında sıkıntılar çekiliyor ya. Öğretmenler öğretiyorlardı, düşünün. Şimdi aslında birçok açık var ama atanma olması gerekiyor. Yani buradan hükümetten rica ediyoruz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. O zamanın koşullarında okul yok, halk cahil. Geçimini sağlamak için, çalışmak için bir an evvel ticarete atıyor. En kolay iş bir şeyleri alıp satmak. Genelde adamlar ne yapıyor? Ticaret yapıyorlar. Özellikle doğuda mesela eskiden okul falan yokmuş doğru düzgün. Varmış da öğretmen yokmuş falan filan. Hadi Batı'da biraz daha varmış. Belli şekilde eğitim alıyor insanlar. Bu eğitimde belli sınırda oluyor. Sen mesela Urfa'da Oxford olsaydı o zamanın koşullarında İbrahim Tatlıses herhalde gerçek bir laf. Lafın gelişi değil. Herhalde okula giderdi o zamanın koşullarında. Yani. Ve arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Bu arada bir okula gidip bir bilgiyi elde etmek, bir bilgiyi özümsemek, öğrenmek o kadar kolay iş değil. Siz buna yıllarınızı veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Mesela bir günde İngilizce öğrenmiyorsunuz. Yani bu İngilizceyi öğrenmeniz sizin en az bir 2 seneniz alıyor. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ya da saz kursuna gidiyorsunuz, ya da gitar kursuna gidiyorsunuz, ya da keman kursuna gidiyorsunuz. Her şekilde biliyorsunuz emek veriyorsunuz siz buna. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Emeksiz iş olmuyor sizlerin de bildiği gibi. Ve şöyle bir olay da var. Eskiden YouTube diye bir olay yoktu. Yani platform yoktu. Biz de video yükleyemiyorduk. Hatta video yüklü video fikri bilgisayardan çıkmış. Bilgisayardan çıkmış. Bilgis diyor ki bu konuşmasında, röportajında muhabire şey diyor, benim fikrim yani bir olayı anlatan video olsa diyor. Çünkü niye? İnsanlar görsel olarak akılda daha çok kalıyorlar. Görsel olarak siz bir şeyi daha çok akılda yer ediyorsunuz, akılda kalıyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani okuduğunuz zaman onu ancak kafanızda canlandırmanız gerekiyor. Ama şey yaptığınız zaman, görüntü olarak gördüğünüz zaman, mesela bir kaloriferin tamiratını bir metinde okumak var. Hatta küçük yerlerde sorarlar ki, genelde İngilizce öğretmeni deyince, İşte şunu tüye verebilir misiniz dersen mesela. Bir tane ütü almış. İngiltere'den gelmiş ütü.
İngiliz yazısı var. E bilmiyor. Siz okuyorsunuz bunu. Ama aslında bunu anlatan bir video olsa, video ne yapıyor? Gösteriyor. Şu şekilde olacak, bu böyle olacak. Mesela bu bardak. Bardaktan su nasıl içilir? Yani bardaktan su nasıl içilir'i bir okumak var, bir okuyup kafa yormak var. Arkadaşlar bir şey okuduğunuz zaman kafa yoruyorsunuz. Ama gördüğünüz zaman direkt görüyorsunuz. O yüzden görmek daha önemli okumaktan. Yani şimdi mesela bardakta işte su nasıl içilir? Şu şekilde içilir. Bardak ne için icat edilmiş? Su içilsin diye, çay içilsin diye, kola içilsin diye, rakı içilsin diye, viski içilsin diye. İşte her şeyin bir sebebi var arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. İşte ne yaptınız şimdi? Bardaktan su nasıl içiliri gördünüz. Bardaktan çay nasıl içiliri gördünüz. Bunu metin olarak okumadınız. İşte biz YouTube videolarında size görsellik sunarak sizlere daha farklı videolar üretiyoruz. Yani anlatmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. YouTube içerik üreticisiyiz. Yani üreticisiyim, üreticiler. Ve YouTube içerik üreticisi olduk dedik. Ondan sonra YouTube içerik üreticisi olduk. YouTube içerik üreticisi olunca mesela ben İngilizce video hazırladım, eğitim videoları. Lütfen onları izleyiniz. Videolar kısmından İngilizce eğitim videolarımı izleyiniz abonelerim. Abone sayım da artsın lütfen. Röportaj yaptım Prenses Ela'yla. O bayağı bir izlenmiş. Ona çok teşekkür ederim. Ondan sonra işte genelde benim içeriklerimde sağlık var, spor var. Evet, bunlar var sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Evet. Sağlık var, spor var, sanat var. İngilizce videolar var. Evet, bu gibi şeyler. Bunları izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalınız. Bol şans. Takipçilerim artsın.